Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerleyiz. Kova Burcu Kasım ayı ilk haftası yorumlarıyla beraber. Sevgili Evet. Demet, neler var? Ben bir kovayım. Ne dersin? Evet, sevgili kovalar, bu hafta gökyüzünde özellikle gezegenlerin biraz güçlü açıları var. 1 Kasım'da Uranüs-Plüton arasındaki kare açı etkinleşecek. Aynı gün Mars ve Plüton arasında üçgen bir açı var. Evet. Kovalar için özellikle para konularında bazı destekleyici durumlar oluşabilir. Bir yardım, beklenmeyen bir yerden gelebilecek Mars destek. Mars üçgen Plüton, aileden gelebilecek Evet, bir maddi evet. destek. Uzun zamandan beri kiralanmayan bir evden gelebilecek bir para. Yakın ve ona değer veren insanlardan gelebilecek bir para. Veya uygun faizli bir kredi bulabilmek. Mars çünkü 8. ev üstünde çalışıyor ve 8. ev üstünde çalışırken ekstra maddi gelirleri, ekstra kaynakları ve ekstra maddi sıkıntıları çözmeyi temsil ediyor. Mars üçgen Plüton etkisi burada. Ekstradan bazı kazançların 30 Ekim'den sonra hızlı bir şekilde Kova burçlarına doğru geleceğini gösteriyor. Tabii 3 Kasım'da Akrep burcunda yeni ay da var. Yeni ay Güneş da var. Tutulmasıyla. Yani bu şu an balzamik dönemdeyiz. Bu Evet. hafta. Evet. Bu balzamik dönem Merkür retrosu yeni işlere girmeyin derim. Yeni Evet. işlere, yeni çalışmalara, gelecek yeni tekliflerden biraz uzak durarak maddi ve ekonomik olarak kendinizi daha güçlü tutabileceğiniz bir döngü biçimi yakalayabilirsiniz. Daha ziyade hizmet sektörlerinde para kazancı olur. Mesela Evet. ders vermek. Evet. Mesela sağlıkçıysan, avukatsan, emlakçıysan hizmet ettiğin kadar para kazanabilirsin dediğimiz bir nokta var. Sen ne diyorsun? Evet. Beni bana anlat biraz sevgili Evet, Demet. bence de öyle. Gezegenler şu anda iş ve para konularına dikkat çekiyor. Merkür retrosu dediğiniz gibi birazcık orada zaman zaman gecikmeler yaratabilir, pürüzler yaratabilir. Güneş tutulması sonrası, yeni ay sonrası yeni girişimler için özellikle ayın 12'sinden sonra çok daha uygun ortamlar oluşabilir. Evet, 12'sinden sonra Güneş üçgen Jüpiter'le beraber bazı değerler var. Bir de aslında ilk haftayı anlatmamıza rağmen belki arkadaşlarımız kaçırırlardı. 30 Kasım'da Kova burcunun yöneticisi Uranüs'ün Güneş'le yapacağı açılarla beraber pek çok problem de bitecek. Sevgiyle kar sevgili Kova, mutluluklar, başarılar. Hoşça kalın. Güle güle.